Sen istediğin adı tak adamı. O adam baba. Ben ne biliyorsam onu biliyor. Teşekkür ederim. Kızının o ahlaksız adamın yanında mutsuz olacağını biliyor. Aynı benim gibi. Ve ben ne istiyorsam onu istiyor. Kızını kurtarmak istiyor. Hoş geldin Orhan abi. Yalnız İrem annem de dışarıda. Biliyorum. Sana geldim ben. Senle açık açık konuşmaya. Ne konuşacağız? Boşanma davanızın detaylarını. Bak İlker. Aynı şeyleri konuşmak anlamsız. Ve benim de kaybedecek zamanım yok artık. Bu evlilik her geçen gün İrem'e biraz daha zarar veriyor, farkındasın değil mi? Böyle olmasını ben de istemezdim. O halde bir şeyler yap. Sen bir şeyler yap İlker. İrem mantığını tamamen kaybetmiş durumda. Bu şeyin içinde debelenirken kendine verdiği zararı göremiyor bile. Eğer ona biraz değer veriyorsan bunu sen yapacaksın. Annenin organize ettiği bu usulsüz evliliği sen bitireceksin. Evliliğini bitirirse kendiyle birlikte ailesinin itibarını da bitirir. Annesi böyle söylüyor Haruncuğum. Böyle olmaz ki İsmail. İlker'i İrem'in arkasına saklayarak olmaz. Çok yanlış konuşuyorsun Harun. Şu anda yargısız infaz yapıyorsun. İlker daha suçlu bulunmadı. Hadi davalara katılmıyorsun, bunu anladım. Ama bari arada sırada internete falan gir de oranın havasını kokla Harun'cum. İnan bana yazık ettin. Bu krizi birlikte olsaydık çok daha farklı yönetebilirdik. İşte ben tam da bunu söylüyorum İsmail. Tam da bunu. İrem bu krizin parçası değil çünkü. Anlıyor musun? Bir düşün. Senin de kızın var. Kızını bu tablonun içinde, bu fotoğrafın, bu vahşetin içinde bir düşün lütfen. Bak. Sevgili kayınpederin neyi ima ediyor? Sen kızını böyle bir psikopatla evlendirir misin diyor. Ağzını açıp iki laf da sen etsene. Hep babam mı konuşacak ha? Ha tabii. Annem böyle öğretti sana ama değil mi? Sen her türlü yaparsın, ananla baban seni kurtarır. İsmail lütfen. Lütfen. Oturup sakin sakin konuşalım. Bak. Şu adam bile sana acıyor mikrop herif. Utan kendinden biraz utan. Buraya kızını senden boşatmaya gelen adam bile sana acıyor. Ne? Ne yapmaya gelmişsin baba? Kızım, ben seninle konuşacaktım. İrem. İrem. İrem dinler misin beni? İrem. Bu iki etti baba. Bu beni ikinci sırtımdan vuruşun. Ama ben sana güvenmekle çok büyük bir hata etmişim biliyor musun? İki baba. İki. Üçüncü de seni affetmem. Tatlım. Her ailede olur böyle şeyler. Üzülme. Her ailenin bir sınavı vardır. Zamansız bir kayıp. Söz dinlemez bir evlat. Her şeyi doğru yaptın sana bir baba. Bazı sınavlar zor.